Grupu ve Tural, teşekkürler, alkışlar. Ailemizin ve ailemizin bir ünvanı olan Xəzər TV'de Azerbaycan'ın yegane birinci ilk iki mertebeli şovsu başladı. Bəli, nəsib olsa. Ya nəsib, ya qismət. Həm nəsib, həm qismət. Hə, dostlar, bu axşam gözəl bir axşamdır, maraqlı bir axşamdır. Hər zamanki kimi fərqli şoularla, maraqlı görüntülərlə, rubrikalarla biz sizin qonağınızıq. Bilirsiniz ki, Türkiyəyə can atan, Türkiyə şov biznesinə can atan, orada müəyyən uğurlar imza atan, bəlkə də uğur qazanmayan bir çox ulduzlar, ifaçılar var. Uğurlara imza atanlar da var. Amma bizim bugünkü qonağımız Azərbaycan qızıdır, Azəri qızıdır. Azərbaycan qəlblidir, amma Türkiyə şov biznesinin öz sözünü deyən ifaçısıdır. Azərbaycan telemekanında ilk dəfə olaraq o da məhz ailənizin Xəzərini seçdi. Gəldi ki, öz xəbərlərini, ən son yeniliklərini və hit mahnılarını sizin üçün ifa etsin. Türkiyənin estrada ulduzu, sevimli ulduzu, Azərbaycan qəlbli Ezo gəlir! Ezo! Ezo! Efendim? Bütün bu çiçəklər, güllər, alqışlar, musiqilər sənin üçündür! Güllər sənə, təbii ki, bilirəm, siren rəngini çox sevirsən. Bu bizim dostlarımız Edelweiss-dən sənə bir hədiyə olsun. Çox teşekkürler. Hər zaman güləsən və güllər içində olasan. İnşallah. Ezo, necəsən? Xoş gəlmişsən. Çox iyiyim, çox şükür. Sizlər, iyisiniz? Biz necəyik, dostlar? Ezo, sənin haqqında maraqlı faktlarımız var. Bunlar söyləniləcək birazdan, amma bunu qoyaq bura, növbəti qonağımız gələndə təqdim edərik. Bir neçə dəqiqədən sonra sənin haqqında maraqlı faktlar, ekskluziv görüntülər, sənə sürprizlərimiz olacaq. Allah! Vah, vah! Yaxşı olacaq, bəh-bəh olacaq, vah-vah yox, bəh-bəh olacaq. Xoş gəldin Azərbaycana, vətəninə. Necə qarşıladılar səni ümumiyyətlə? Qayət güzəl. Zaten hep arkadaşlarım biliyorsunuz, hamısı dostlarımdır burada, Azərbaycanım. Çox sevirəm buranı.
Güzeldi. Sabah da tanıştık sizinle. Bu sefer tanıştık. Geçen sefer İstanbul'da olduğumuzda tanışabilmedik ama ikramımız geldi de. İkramın geldi, neden geldi. İbaret olduğunu söyleyeceğim. Çok adeten insanlar söylüyorlar ki ne istiyorsan sana mesela Azerbaycan'dan getireyim. Maraqlı fikirler olur ama Ezo'nun isteği tam başka oldu. Ne oldu ilerleyen dakikalarda söyleyeceğim. Ama Ezo, ben isterdim ki ele ilk olarak senin mahnın bu akşam seslensin. Liman. Liman söyleyecek. Ezo! Şimdi bir omuz, bir liman bul kendine. Ağla ağla gözyaşın karışsın denizlere. Bir düşün biz ikimiz, sığdık mı hasrete? Bağla şimdi yolları, işin yoksa gurbete. Karşılıklı şahane, aynı senle ben gibi konuşamaz gibiler. Şerefe kalkan kollar uzaktan birbirine dikir. Ben dostum nasıl köze döndüm, bir yangını yaktım da öylece söndüm. Seni böyle severken bize nasıl kıydın? Ben hep sana küstüm de kendime kalkan kollar uzaktan birbirine dikir. Ben dostum nasıl köze döndüm, bir yangını yaktım da öylece söndüm. Seni böyle severken bize nasıl kıydın? Ben hep sana küstüm de kendime kızdım. Şimdi bir omuz, bir liman bul kendine. Gözyaşın karışsın denizlere. Bir düşün biz ikimiz, sığdık mı hasrete? Bağla şimdi yolları, işin yoksa gurbete. Şimdi bir omuz, bir liman bul kendine. Ağla ağla gözyaşın karışsın denizlere. Bir düşün biz ikimiz, sığdık mı hasrete? Bağla şimdi yolları. Bəli! Bravo! Liman, 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 liman səsləndi. Evet. Ezo, faktlardan biraz danışaq. Allah, neymiş acaba? 2007-ci ildə təhsilini yarımçıq qoyan Ezo. Özü də tip fakültəsinə daxil olub. Tip fakültəsini arzulayan insanlar bilirsiniz nə qədərdir? Amma bu arzusuna çatandan sonra dedi, yox,
Mən gedirəm Türkiyəyə. Çünki müğənnilik təklifi gəlib. Aynen. Amma ondan əvvəl də ifaçılıq edirdi, yəni ifa Doğru. edirdi. Səbəb yəni bu oldu da. Aynen. Arzuna çatmaq üçün. Bir de bazen böyle iddiaya giriyorsun. Yapar mısın, yapmaz mısın? Yaparım dedim, yaparım. Yaparım bilirsin. Yaparım bilirsin, aynen öyle. Onu da vurgulayayım ki, əziz tamaşaçılar, değerli dostlar, Ezo artık 8 ildir ki İstanbul'da yaşayır. Ona göre de yani 9-9. il olur. Ona göre de bilirsiniz de bazen herden el olur ki insan bir aylık, iki haftalık Türkiye'ye gelir, İstanbul'a gelir. Qaydanda artık Türk sözlerini istifadə edir. Ama Ezo orada herden deyirəm ki bəs bizim hem yerlilerimizden herden ünsiyyatlı olur. Ama dilimizi mükemmel bilir. Sadece olarak 8-9 il özünü gösteripti. Düzdür mü Ezo? Düzdür. Ha, deməli keçək. Ezo adının, Ezo təxəllüsünün mənasına. Mənası nədir? İsmin anlamı saf akan suymuş. Saf akan su. Aynen öyle. Yani şeffaf akan su. Yani çay, deniz, bir şeyler ama suyun en saf hali demekmiş. Bəs o saf su hərdən coşub çağlayır mı? Tufan kopur mu? Havaya bağlı yani. Doğaya bağlı. Qəlb havasına bağlı yani. Aynen öyle. O qəlb havası hakkında danışacaq. Ama... Onu da vurgulayayım ki, Ezo sözünün mənası, adının mənası bizdə olan informasiyaya görə sizin atanız uşaqlıqdan sizə Ezo deyirmiş. Aynen. Onun bu deməyinin məqsədi var idi. Ezo'nun atasının ilk aşık, i̇lk aşık olduğu oldu qadının kadın. Adı Ezo olub dostlar. Allah! Anneme de rezil ettiniz ya yani. Ve onu da qeyd edelim ki, Ezo'nun anası bunu təzə öyrənib. Yani yeni bilib ki, atasının yani sevgilisi. Birkaç sene önce. Tabi bayağı oldu öğrenir ama artık iş işten geçmiş yani. Yapacak bir şey yok. Ha, iş işten geçip ama ne güzel ki. Belki dedirəm o sevgi o kadar saf olub ki, o sevgiyle o ad sənə tabi ki uğur getirib. Sağ ol. Ha, çok güzel. Dört nəfərdən, dört uşaqdılar evdə, yani Ezo'dan başka üç ailə üzvü var, qardaş bacılardır. İki tane kız kardeşim var ya, bir benden büyüğü var, Aha. bir benden küçüğü var, bir de erkek kardeşim. İki bacı, bir qardaş, yani üç bacı, bir qardaşdılar. Təbii ki, Ezo'nun uşaqlığından da bir iki maraqlı məqamlarımız var, dostlar, onu söyləmək istəyirəm. Çox dəcəl uşaq olub. Baxmayın, indi sakitdir. İndi belə əsl xanım, xatın kimi. Durulduk. Uşaq olanda anası söylüyormuş ki, səni böyüdənə qədər 50 uşaq böyüdə bilərəm. Allah, siz bunları nereden buldunuz? Düzdür. Aynen öyle. Ha. Sonra bir ekskluziv xəbərimiz, maraqlı faktımız var. Ezo uşaqlıqda heyvanları çox sevir, indi də çox sevir. Çox. Bir gün Ezo nənəsigildə qonaq olanda, əziz tamaşaçılar, Ezo itib. Heç kim axtarıb tapa bilməyib Ezo'nu ki, hardadır Ezo? Gedib görüblər ki, hardadır? Yumurtanın üzərində. Yumurtanın üzərində. Açıqlama verirəm. Toyuq ininə gedib, görüb ki, o Kürt toyuq deyirlər də, durub yumurtalar orada. Ezo da uşaq olanda fikirləşib ki, bu cücələr çıxanda tək qalacaqlar. Yumurtanı qucaqlayıb, oturub, uzanıb üzərinə ki, cücələr çıxana kimi mən burada olacağım. Dostlar! Və bir məqam var, onu söyleyeyim. Ezo, dənizdən niyə qorxursan? Ay, çox qorxuyorum dənizdən. Çox qorxuyorum dənizdən. Niyə? Yəni, bilmiyorum, amma... Dənizdə, yayda falan... Hiç girmiyorum denize. Gerçekten çok korkuyorum. Hatta... havuz korkumu da yeni yeni yenmeye başladım. Kaç tane yüzme hocası, kaç tane ders, kaç tane diploma olmuyor. Yani giremiyorum. Bu sene sağ olsun bir iki arkadaşım sayesinde yavaş yavaş. Giriyorum. Ama senin bu deniz korkunu bilsen kim yenebilir? Kim? Bizim Xəzər TV'de Çöl Adamı verilişinin aparıcısı var, Kemal Dəniz. O denizle yaşayır. Dənizin dibində, üstündə, dağda, dərədə. İnşallah tanış edərik onu. İnşallah. Mütləq, çünki o çox peşəkar insandır. Gəlin Kemal Dənizi də alqışlayaq buradan, izləyir bizi. Maraqlı xəbərlərimiz var, amma Ezo, sən İstanbul'a gedəndə düşünürdün mü ki, bu uğuru əldə edəcəksən? Yəni, gedişinə fikirləşirdim ki, dəyəcəkmi görəsən mən gedim
İstanbul'a, burada neleri bıraktın gittin, nelerden imtina ettin, çok əziyyətlər çektin. Yani bu günüvü prognoz etmiştin veya da necə oldu? Bax bunu çok əziyyətlər çekmişsin. Onu da qeyd edim ki, hamı elə fikirləşir ki, Ezo'nun ilk kariyerasının başlangıcı, yani Rafet El Roman'la bir səhnəni bölüşmək oldu. Xeyr, 2007-ci ildə Ezo Tarkan'ın konsertində səhnə oldu. 2008. 2008'de. 2008. Bəs, bax, bu xronologiyanı biraz bizə danış Ezo. Hamı için şimdi, çok maraqlı. Zaten çocukluğumdan bir müziğe adanmışlığım var benim. Uzun yıllardır müzik yaptığım için. Böyle bir teklif gelince de oranın biliyorsunuz pazarı çok büyük. Tabii ki herkes gitmek istiyor, herkes bir şeyler yapmak istiyor. Böyle bir teklif geldiği zaman da ben bunu değerlendirmek istedim. Tabii bugünleri düşünüyor muydum? Hayır, düşünmüyordum ama herkesin hayatı hayallerine göre şekillendiği için hep inanıyordum, hep inancım vardı. Bir şekilde bir şeyler olacak. Yeter ki Allah şaşırtmasın, doğru yolumuza devam edelim. Maşallah. Ve söhbətlerimiz devam edecek. Ezo bugün İstanbul'dan tek gelmeyip dostlar. Ezo'nun tek gelmeyip. Deməli, Ezo'nun son kəs mahnısı var. Onu eşitmişik hamımız, çox sevirik. Və ilk dəfə olaraq Azərbaycanda da Xəzər FM-də təqdim etdi. Ezo göndərdi mahnını elə İstanbulda çıxışınla, yəni Türkiyədə yayımı ilə Azərbaycanda yayımı eyni anda baş verdi. Həmin o mahnının və digər türk ulduzlarına super hitlərin müəllifi, o insan yazır, çox pozitiv insandır. O bu axşam Ezo ilə bizim verilişdə nəsib olsa maraqlı söhbətlər edəcəyik. Gəlin onu qarşılayaq. Çox sevilən, çox hitlərin müəllifi Sezgi Keskin gəlir. Wow! Siz necə bu səmimi öpüş oldu? 12 dəqiqədir bir-birini görmürdülər. Ay, ya. Çox yaxın dostlar. Evet, evet. Sezgi hanım. Merhabalar hoş efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Maşallah çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. Siz de çok yakışıklısınız maşallah. Maşallah inşallah. Necəsiz? Azərbaycana ikinci gəlişiniz. Evet ikinci gəlişim. Necə, yani necə müddət bundan önce gelmiştiniz? Bir yıl kadar önce geldim. Ülkeniz çok yahşi. Doğru mu söylüyorum? Çok güzel. Çok. yani şimdi tabii oradan biz daha başka hayal ederken ben geldiğimde bayağı böyle Avrupa ülkelerinden çok daha güzel bir şehirle karşılaşıp gerçekten şoka girmiştim ilk geldiğimde ve dönmek istememiştik. Aynen. Ondan doğru. Sonra karar verdik artık her yıl buradayım. Belki artık daha sık gelirim. Edelim. Biz evet. Ezo'nu vermişiz Türkiye'ye. Öyle siz mi? De gelin Azerbaycan'a. Aman o vermez ki beni. Aman duralım daha Türkiye piyasası yeni yeni kazandı. Bu kadar iyi besteci bırakmayın. Yani bırakmayın. Maşallah mahnılar da birbirinden hit mahnılardı. Son kez mahnısı həqiqətən də çox dillər əzbəri oldu. Sözün yaxşı mənasında partlayış oldu. Necə oldur yaz? Ay. Burada size hediye getirdim. Ay. Evet. Son kez single'ımız. Wow. Son kez akustik versiyada da var. Söz müzik Sezgi Kesk. Onu kestik işte. Ha, kesk. Yes, kesk. Onu keskin. Kestik. Düzenleme Bedük. Evet. Bedük. Bedük. Gəlin. Sevgili Bedük. Şidi, yani hanımdı yoksa... Çok iyi bilinen, iyi bir müzisyen ve aynı zamanda muhteşem şarkıları var. Çok ülkeler bilmiyor ama Türkiye'de iyi tanınıyor. Maşallah. Gelin algışlayaq onda. Ve üç hediyesi var. Biri benim,
Biri bugün doğum gününü kutlayan Elzamin abimizin, öyle, biri de Tutu Hanım'ın. Ad günü olanlara hediye verecek bunu. Tamam. Teşekkürler. İyi ki doğmuşlar. Ad günü mübarek. Ad günü mübarek. Ad günü mübarek. Biraz çalıştım. Maşallah. Sezgi Hanım. Buyurun. Türkiye sənətçilərinə, Türk sənətçilərə mahnı yazmaq, bilirəm ki, yəni onların, bizdə bir söz var, dilini tutmuşsunuz, onlarla iyi anlaşırsınız, yaxşı alınır sizdə bu. Bəs Azərbaycanlı ifaçılara da mahnılar vermişsiniz. Evet, daha öncə Sevda Yahyeva'ya buradan çok da selam, çok severim kendisini. Onunla bir single çalışmamız olmuştu, Hadi Oradan isimli. Hadi Oradan da çok sevildi, çok belə deyə, rezonans doğurdu, çok keyfiyyətli musiqidir. Fərq var mı? Məsələn, nə fərq görürsüz? Məsələn, Türkiyə və Azərbaycan arasında mı? Yani doğruyu şarkıcılar söylemek, arasında. Aslında bir fark yok. Hı-hı. Yani bizim özümüz de, müziğimiz de çok benziyor. Tabii bir millet, iki dövlət. Azərbaycan, evet. Türkiyə. Yani müzikal anlamda da aslında çok benzeşiyoruz. Bir fark göremiyorum. O yüzden zaten buradaki sanatçılarla, bizim oradaki sanatçılarla yine aynı dil konuşuyoruz. O yüzden bence bir fark yok. Aynı, özümüz aynı. Yaradıcılık bakımından o iç azadlığı, musiqi sevgisi veyahut da musiqi fantaziyaların orada fark var mı? Yani yaradıcılıkta. Ben ona müdahale edeceğim. Gerçekten buradaki müzisyenlerin üzerine ben 6 senedir çalışıyorum. Doğru. Bir sürü orkestrayla çalıştım. Buradaki müzisyenlerin üzerine tanımıyorum. Maşallah. Aynen. Musiqi yani, sərhət tanımır tabii ki. Bizim musiqi eğitimi, musiqiye olan sevgi, adanmışlık çok daha farklı. Ama keşke bunu biraz daha başyapıtlar yapmak için kullanabilsek. Yani kısıtlıyoruz ya bir yerlerden. Gidelim çalalım, paramızı alalım, evimize gidelim. Olmasa da biraz daha dünyaya açılsak, biraz daha başka yerlere gitsek, biraz daha başka ülkelere gitsek tabii ki çok daha iyi olacak. Ve tabii ki bir neçə dəqiqədən sonra Ezo'dan, elə Sezgi Hanım'dan öyrənəcəm, görüm ki, Türkiye'de daha çok hansı Azerbaycanlı ifaçını tanıyırlar, bu uğurları, sözü gedən uğurları hansı Azerbaycanlı ifaçı elde edib, açıqlamalar olacak. Ama pələng Türk dilinde kaplan, hə? Kaplandır. Kaplan, kaplan. Biz yeganə verilişik ki dünyada öz kendi kaplanımız var. Pələngimiz var bizim. Ve o pələngdə, pələng bizim əməkdaşımızdır, rubrika var, gedir şəhərə, pələng ismidir, bizim əməkdaşımızın ismi, adı pələngdir, gedir şəhərə. Böyle şaşkın şaşkın, Allah. Kimiş? Pələng studiyaya gəlsin. Ben çok sıkıştığımda Ezo'ya dönüp bakıyorum zaten. Narahat olun, sürprizler bu deyil, sürprizler ilerleyen dəqiqələrdə olacak. Her hafta gedir, bu dəfə də qonaqla əlaqədar təbii ki maraqlı bir sorğu keçirir. Bu dəfə də göndərdiyi şəhərə, ki sizin haqqınızda, mahnılarınız haqqında biraz intervyu alsın, təbii ki müsahibə etsin. Gəlin o görüntülərə baxaq. Xəzər Media Mərkəzi nəsib olsa təqdim edir. Pələng şəhərdə rubrikası gəlir. Diqqət ekranlara. Salam, hörmətli tamaşaçılar. Nəsib olsa, xüsusi təyinatlı müxbir Pələng şəhərdədir. Gələk görək başımıza nə iş gəlir. Salam əleyküm. Salam. Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa. Aslanov Kamran. Kamran, Ezonu tanıyorsunuz? Ezonu? Ezo Türk vatandaşıdır ama yazı milleti Azerbaycanlısı. Ezo'nu tanıyorsunuz? Bəli. Ezo Türk yoksa Azerbaycanlıdır? Türk. Ezo'nu tanıyorsunuz? Yok. Ben onun bir şarkısını söyleyeceğim size. Siz de bir tamaşası kimi görün, zövqlü müğənnidi yoksa yok. Sana git diyemem ama kal demek de gelmiyor içimden. Gününü görecek mi? Sual verir burada. Pişman olup bir gün dönersen, eskiden de deyip gideceğim, sana git diyemem. Son kez sar bedenimi,
Son kez yok et hayallerimi. Sana rahat edin, roman olan mağazını içtim şu an. Kalbine süreceğim. Önemi yok. Önemi yok bundan sonra bıraktığım ardında. Sana git diyemem ama kal demek de gelmiyor içimden. Son sözümü söyledin beni bırakıp giderken. Gün gelir pişman olup bir gün dönersen eskiden deyip gideceğim. Pelenk yaratmaz. Bir iş dalınca gönderirik. Yani yaratmır yani. Biz yani gidip eylemir. Yalnız şarkılara olan yoruma bayıldım. Canlı canlı Berke. Muhteşem. Yegane olur. Pelengi olan veriliş nasip olsa ve pelengi davet edilir bura. Pelenk. Ay Pelenk. Ay çok şeker. Neyin adın sen yine? Ama çok güzel. Hediye getirip. Ama. Onu da kaydedeyim ki. Ay bu ne? Bir fakt var. Bir fakt var. Ay kıyamam ben buna, yazık. Dostlar, Ezo heyvanları çok sevir. Ve ona göre de çıkmak istemir ki. Gel. Nasıl Pelek, seviyorsa hayvan gelmek istemiyor yalnız. Görüyor, kaçıyor. Mikrofonu götür Pelenk. Allah Allah. Ay Pelenk. Dostlar. Pelenk bunu götür. Aman. Nasip olsa verilişinden ya. Özel olarak suyunu dağılıp bizim. Bu senindir Ezo. Pelenk. O nədir pelenk? Pişik. Böyük pelenk ola biləcək o? Yox, elə o pişik qalsın. Pişik qalsın? Pelenk bir dənədir. Onu sən Ezo'ya təqdim edirsən? Bəli. Onda bir dənə Ezo'nun canlı olaraq bir mahnısını oxu. Bilmirəm, dəftərdə qalıb. Dəftərdə qalıb. O Ezo oxusun, biz qulaq asaq. Sənə biz dedik ki, get cəmaatdan mahnı oxusunlar. Soruş ki, Ezo'nun hansı mahnısını bilirsin? Sən niyə özün oxudun onu? Nəsə ilhamlandım, sözləri oxudum, ilhamlandım, oxudum. Ezo'nun mahnıları belədir, pələngi də oxudur. Pələng, yenə yarıtmadın. Gələn səfər görək nə olur. Get, get. Haa, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Gəl bura, gəl bura, gəl bura. Pələng, pələng. Alqışlarla yoxsam. Pələng, bunun suyunu niyə dağıtmışsınız, qardaş? Gəlin bura. Ezo, suyuna girmişim. Ezo, bu sənə hədiyyədir, biləsən. Hə, bu sənə hədiyyədir. Sənədi də var, kimliyi də var. Adını sən qoy. Adı lazım deyil, baş hərfi P. Yəni pişik, kedi, pisi, pisi. Nə olsun? Uslu. Hə, uslu. Bunun adı usludur, dostlar. Uslunu gəlin götürün, zəhmət olmasa. Uslunu, uslunu götürək. Amma bu ərəfədə... Allah, 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 Allah! Dostlar, növbəti sürprizimiz sizə, Ezo'ya o olacaq ki, biz bura, piyano var orada, gitar var, gitara var. Hə, ona görə çox istedadlı bəstəkar, piyanist, Bəbir Bəbirlini və çox istedadlı ifaçı, gitaraçı Nuray'ı dəvət edirik. Alqışlarla dostlar! Və
Bəbir. Bəli. Səncə bəbir döyər, pələng döyər? Bilmirəm. Pələng. Maşallah, pələng. Biz yeganə verilişi, pələng, bəbir. Nuray, necəsən? Mikrofonu təqdim edək. Çox sağ olun, yaxşıyam. Siz necəsiniz? Biz əlayıq, sürprizimiz hazırdır. Hazırdır. Onda keçin zəhmət olmasa, belə deyə, döyüş meydanına. Hə. Aşıları olmuş mu? Ne? Aşıları. Ha ha ha. İlaçları. Yani senedli filan hamsı öz yerinde. Şimdi bir bebekle dönüyoruz ha. Yani. Evet, bende peyventler... 3 tane var. Bu 4 tane oluyor artık. 4. Evet. Atalar 4'ten deyip pişik meselesiyle bağlı. O sanki 3'tü ya. Değil mi? Başka meselelerde 3 deyiblər. Ezo, biz her zaman bilirik ki sen canlı ifa eden ve canlı ifa etmeyi bacaran ifaçısısan. Odur ki biz istəyirik. Sən bu axşam nəsib olsa canlı ifalarla bir Ezo rüzgar əssin nəsib olsa. O zaman son kez yapalım, son kez. Önemi yok bundan sonra bıraktım ardımda. Gün olur devranda döner dönme istemiyorum. Hafızamda hala hayalin dudaklarımda tadın. Bu aşka son bir defa selam veriyorum. Hayat okusun bildiğini. Son kez sar bedenimi. Son kez yok et hayallerimi. Son kez bırakalım akışına. Hayat okusun bildiğini. Bravo.
şarkıyı ne kadar ezber biliyorlar filan diye. Beraber söyleyelim. Bundan sonra hep böyle beraber söyleyeceğiz. Ezo, senin güzelliğin onları lal edip, ay, inandırım seni. Azerbaycan güzeli, Türkiye'nin sevilen ulduzu Ezo dostlar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Səhv eləmirəmsə, Nuray, bir maraqlı hazırlıq da var. Onu irəliyən dəqiqələrdə səni ötən illərə qaytaracaq, Ezo. Bir mahnı var, bizim dəyərli musiqiçilər Nuray və Bəbir hazırlayıblar. Səni qaytaracaq bir neçə il öncəyə. Nədir bir neçə dəqiqədən sonra? Təbii ki, söyləyəcək. Amma istərdim indi nəsib olsa layihəsinin sponsorları, dostlarımıza bir təşəkkür bildirək. Bizim verilişimizin ən rəngarəng sponsoru Sopsan boyaları. Sopsan markası 18 ildir ki, yüksək keyfiyyətlə akrilik iç və fasad boyaları, silikonlu boyalar, sintetik boyalar, mebel sənaye boyaları, epoksid boya qrupu, sədəf boyaları, poliuretan qrupu, yol cizgi boyaları, dekor mineral suvaq, kafel metlaq yapışdırıcıları, granit kley su izolasiya sistemləri ilə yanaşı, poliuretan köpük və silikonlar istehsal edir. Eyni zamanda Sopsan rəngləndirmə sistemi vasitəsilə siz istədiyiniz rəngi seçirsiniz, 5-cə dəqiqəyə elə yerindəcə, mağazadan ayrılmadan əldə edə bilirsiniz. Ən əsası da rəngli boyanı ağ rəng qiymətinə, Bakı və bütün regionlara sürətli çatdırılma vasitəsilə. Sopsan, dünya boyandıqca gözəldir. Növbəti təşəkkürlərimiz Karacaya. Şuxluq və zərafətin ən dəyərli daşlarından olan Mirvari artıq süfrələrimizdə yer almaqda. İnovasiyonda sərhəd tanımayan Karaca daha bir yeniliyə imza atdı. Əsl Mirvaridən hazırlanmış yemək dəstləri artıq Bakıda, Karaca mağazalarında. Mirvari insan orqanizmi üçün sağlıqlı və evlilər üçün sadqilik rəmzidir. Mirvaridən hazırlanmış 86 parça 12 nəfərlik yemək dəsti, 84 parça 12 nəfərlik qaşıq bıçaq çəngəl dəstini alın, 7 parça granit qazan dəsti və 34 parça 6 nəfərlik çay dəsti hədiyəniz olsun. Karaca, paylaşacağımız çox şey var. Türkiyənin tanınmış mebel brendi. Fuga mebel hər zövqə uyğun, qonaq, yataq, yumşaq mebelləri və bol çeşiddə mebel aksesuarları ilə xidmətinizdədir. Fuga mebel, mənzil və evlərinizin peşəkar səviyyədə dizayn edilərək, mebellərlə təmin olunmasını həyata keçirir. Fuga mebeldə 2017-ci il kolleksiyalarında 40% endirim kampaniyası hələ də davam edir, vaxt itirmədən. Bu kampaniyadan yararlanaraq siz də zövqünüz oxşayan rahat mebellərə sahib olun. Babək Prospekti 21/99. Nəsib olsa, reklamlar gəlir!
İçimdeki bütün yangınların ardı. Ben senin gecendeki mavi ya da günündeki sarı. Sen benim şehrimdeki bütün sokakların adı. Ben senin yüzündeki çizgi ya da günündeki yarı. Şaşırdım. Ezo seni evet. Öten illere kaytardı. Çok çok eskiye biz gittim. Biz bu video çarkı YouTube portalında gördük. Ve evet. Sağ olsun Bəbir ve sağ olsun çok istedadlı. Acayip güzel bir ses. Böyük yüreğe malikdir. Gəlin Nuray'a bir gürültülü alkış səsləndirək. Bu şarkı benim hayatımın en dönüm noktalarından bir tanesi. Çok seviyorum bu şarkıyı. Böyle bir arkadaş ortamında işte Almanya'dan arkadaşlarım geldi. Seneler önce, Kalbine Sürgün'den bile daha önce. 2011 ya da 12 tam hatırlamıyorum. Oturduk gecede işte hep olduğu gibi bizim biliyorsunuz Azerbaycanlılar toplandı mı hemen biri gitar alır, biri piyano alır, biri keman alır başlarız çalıp söylemeye. Öyle aniden söylediğim bir şarkı ve YouTube'da o kadar çok izlenme almış ki, o kadar çok izlenmiş. Ondan sonra bayağı bir televizyonlara haberim olmadan dönüyordu. O dönem Bakü'ye geldim ben. Çok seviyorum ya, o kadar duygulandım. Çok teşekkür ederim bravo, gerçekten. Bravo, Nuray. Harikasınız. Ses muhteşem, yolunuz açık olsun. Onda ilerleyen dakikalarda neyse bir improvize ederiz. Bir vallahi sizden çarptım. Dinlemek isterim. Sabah akşam dinlenir yani Ezo, böyle güzel bir ses. Belki Nuray'ı da özünden aparasan bir neyse bir layihe. Valla piyanocu benle beraber. Geliyor, o da gelirse çok sevinirim. Ben bir artık Ezo'nundu. Ezo'nundu bilirsiniz. Nuray razılık verirsen sen de müeyyen bir... Ha, anladığım kadarıyla ki... kopmuyor onlar bir ekip ben onları ayırmam. Ha, maşallah. Ürəyinizə sağlık. Çok sağ güzel alındı. Sezgi Hanım. Buyurun. Necəsiz maşallah. Güzel. Əhvalınız yerində mi? İyiyim iyiyim. Teşekkür ederim. İnşallah. Ve tabii ki dostlar. Ben hiç vaxt ifaçılıqla məşğul olmak istememişim. Ama Ezo'yla duet oxumaq istemişim həmişe. Allah Allah. Okuyalım o zaman. Bizim bu kadar da kolay şarkıcı yok yani. Yani indi hemen. Ha, indi yapalım size de. Yani indi okumak da değil ama ben bu isteğime çattım. Bizim montajörlerin sayesinde ben bu isteğime çatmışam. Ekskluziv olarak Xəzər TV'de Nəsib olsa verilişinde Nəsib Nur ve Ezo'nun ekskluziv duetini izleyirik dostlar. Zamandır benim bir isteğim var, seninle duet
okuyun ve bizim montajör Rafet'i çıkarıp beni saldı. Bütün müğenniler bakıllıktan partlıyor. Nasip olsa nihayet düeti okuduk. Ve bizim bu mahnımız montajör şotuna benim için hatire kalar. Derler ki unutmalı, zamana bırakmalı. Nasıl olsa sarılır. Onu da kaydedeyim ki dostlar, bu sujetin rejisörü, montajörü, operatörü, kimdi onun adını söyleyeceğim biraz sonra. Ezo. Her şey muhteşem olmuş ama kemancı nasıl ağlıyor, nasıl ağlıyor. O bizim pelenk kövrekti, pelenk kövrek. Artık gördün de Rafet'i çıkarıp yani onun yerine. İyi olmuş ya, ben çok beğendim. Tutar bu. Sezgi Hanım, nece oldu? Bir bestekar gibi, bir müellif gibi. Bence tutar. Tutar? Buna yeniden böyle ya tutarsa? Tutmuş. Tutmuş. Tutmuş bence. Olmuş. Olmuş. Nasip olsa olmuş. Aa, nasip olsa olmuş. Olmuş. Nasip olmuş. Ve onu da vurgulayayım ki Ezo, senin tabii ki bir klipinde hatta biz iştirakçı da olmuşuz. Biz iştirakçı olmuşuq, işləmişik, mən və Pələng, mənim asistentim. Gəlin o görüntünü də izləyək. Çok dayanmadan edin. Baxırıq, ekskluziv görüntülər. Biz Ezo'nun hansı klipində çalışmışıq dostlar. Monitora baxırıq. Dostlar, bəli, biz Pələnglə bu klipdə iştirak etmişik, çəkmişik, hətta Pələng çəkilib orada baş qəhrəmanlardan biri. Yalnız gerçəkdən orada gibi, rənglər aynı, kırmızılar aynı, siyahlar aynı, bir də çox yakışmış ya. Pələng. Orada böyle selfie'lər filan. Bak, bizim Pələngimiz yarıttı mı, bu dəfə alındı mı Pələngdə? Vallahi hep alınıyor. Helal alındı. Olsun. Hep alınıyor. Güzel. Alındı. Güzel. Ve tabii ki dostlar, ben isterdim Sezgi Hanım'la biraz danışaq. Buyurun. Bugün səhər bir söhbət edəndə siz söylediniz ki, yeni bir mahnınız var. Səhv eləmirəmsə Burcu Güneş ifa etməlidir. Evet, aslında Burcu Güneş'le daha önce de çalışmıştık. Albümde bir şarkım vardı. Ama şimdi single olarak haftaya klibi çekiliyor. Aa, hansı mahnıdır? Ağır Yaralı şarkının adı. Aa, ağır yaralı. Ondan sonra Embi Orkestrası'yla beraber Burcu Güneş single çok güzel, çıkacak. Çok evet, güzel. Evet, evet. Bak bu o hanımdı. Hansının ki siz biraz öz yaracılığınızın en hit musiqiləri hansı mahnılardır? Gəlin tamaşaçılar daha yaxşı biləcəklər. Çünkü o mahnıları eşidiblər, seviblər. Hansı mahnılardır sizdə? Yani sizin bestelediğiniz, müellif olduğunuz? Ezo'da da daha önce bir şarkım var albümünde. Hançer isimli.
O da yani belki evet dinlemiş olabilirsiniz. O da çok sevilmişti. Hançer bir şarkı vardı. Ha, çok güzel, çok güzel. Güzeldi. Şöyle Ahmet Selçuk İlkan'la bilirsiniz ünlü şair. Onunla ortak projeler yapıyoruz. Ahmet abinin sözlerini besteliyorum. İşte şu anda o da 35. yıl dolayısıyla 35 şarkı çıkartacak. Pelin Körmükçü'ye bir albüm yaptık bu yıl. 6 şarkılık. Yine bizim ikimizin eseri. Hı hı. İşte yeni Banu Zorlu'ya bir single çıkardık. Hı hı. Yani çok var. Ebru Yaşar'da albümünde 3 şarkım var. Hı hı. Yani No Name arkadaşlarımız var. Yeni bir tane Çağırın Gelsin isimli bir yeni single'ımız çıkacak. Çağırın o da... Gelsin. Bizde evet. De var o mahnı. Onu mene Çağırın mi? Gelsin. Öyle mi? Dostlar bilirsiniz o mahnını. Var mı? He. Çağırın Gelsin. Onu mene Çağırın Gelsin. Seni görüp üleyim estir. Onu mene Çağırın Gelsin. Mene onu Çağırın Gelsin. Allah kardeş ülke böyle bir şey herhalde. Bizde böyle hareketli mahnıdır. Rekselemek. Bizdeki de hareketli. Bizdeki de Çağırın Gelsin. Çok istiyorsa ayağıma gelsin. Ha, şeklinde çok yani. Ama bir söz söyleyeyim size pop, ki. Pop, Sezgi pop. Hanım isteyende ayağına getir der. Evet. Değil mi? Evet, evet. Ha, var mı o ayağınıza gelen? Var. Var. Gelir mi? Ha? Bu konulara girmeyelim. O konulara girmeyelim. Ben... Kalp mövzusu hakkında, yani bu sevgi hakkında Ezo'nun bir maraqlı məlumatımız var. Onu söyleyeceğim. Ama, ha, indi bak söylüyorlar bizim redaktorlar ki, hamı zəng edirlər Xəzər TV'nin nömrələrinə, saf kalbimi istəyirlər. Saf kalbim. Saf tabii kalbim. Söyleyelim. Seslensin onda. Seslensin. Saf kalbim ki. Seslenir. Ezo'dan gelir saf kalbim dostlar. Gününü görecek mi, acıdan ölecek mi, kadere küsecek mi, küsmez. Sesimi duyacak mı, yerimi bulacak mı, yine de susacak mı, konuşmaz. Canımı yakacak mı, uzaktan bakacak mı, sözünü tutacak mı, tutmaz. Birini bulacak mı, yeniden sevecek mi, peşimden gelecek mi, gelmez. O benim saf kalbim, bitmiyor bak derdin, billahi bu kadar acıya değmez. Adalet bile varsa sönüyor, ne kadar yansa, canını bile versen o geri gelmez. O benim saf kalbim, bitmiyor bak derdin, billahi bu kadar acıya değmez. Adalet bile varsa sönüyor, ne kadar yansa, canını bile versen o geri gelmez. Bulacak mı, yerimi bulacak mı, yine de susacak mı, konuşmaz. Canımı yakacak mı, uzaktan bakacak mı, sözünü tutacak mı, tutmaz. Birini bulacak mı, yeniden sevecek mi, peşimden gelecek mi, gel.
adalet bile bağırsa, sönüyor ne kadar yansa, canını bile versen o geri gelmez. A benim saf kalbim, bitmiyor bak derdim, billahi bu kadar acıya değmez. Adalet bile varsa, sönüyor ne kadar yansa, canını bile versen o geri gelmez. Birini bulacak mı, yeniden sevecek mi, peşimden gelecek mi, gelmez. Bravo! Bravo, bravo, bravo. Çok güzel. İşte bu saf kalbim, demin söylediğimiz Hadi Kalk Gel şarkısının bestekarı Zeki Güner, söz ve müziği. Buradan da kendisine sevgilerimi gönderiyorum. Salamlarımızı çattırırız. Ve albümümün en sevdiğim şarkılarından maşallah bir tanesi. Bu akşam tabii ki en sevilen, hem Ezo'nun sevdiği hem Ezo'nun ifasında bizim sevdiğimiz mahnılar seslenir. Ezo, darıxdığın bir nəfər üçün iki ay müddətində həmin adama dostlarının nömrəsindən gecə gündüz zəng edib səsinə qulaq asmısan. Yaptım, olub mu belə? Vallahi, yaptım. Olub dostlar. Ama öyle değil. Bunu bir programdan aldınız değil mi? Çok fenasınız. Danışaq o məqamı biraz. Necə olub o? Ya çok eskiden de, daha çocuktum o dönem. Yani hepimizin başına geldiği gibi ben de takip ediyordum. Acaba kimle konuşuyor, meşgul müdür? Hangi numaradan arayayım, kendim cesaret edemiyorum ya. Ha, burada olup da Azerbaycan'da olup. Tabii buradaydı. Ha, indi belki de bakır bize. O indi belki de bakır bize. O zaman telefonu da yeri almışım, ne yapayım? Ezo, bakır belki de bize. Bilmem, belki de izliyordur. Belki nasıl bir... Adını belki açıklayaq. Onsuz da yok, biz baş harfi. Adı dünü dünde bırakıyoruz, yolumuzu ilerliyoruz. Ha. Sonuçta ben bir lenkaranlı olarak buradan da selamlarım. Gelin ile bütün yani. Lenkarana, bütün Azerbaycan'a, bütün Azerbaycan'a salamlar gönderirik. Ama indi yəqin ki zəngler de değişip. Yani sen zəng etmirsən, artık sənə zəng edirlər. Ha Ezo? Yani şimdi... Çok mu olur bu sevgi etrafları falan? Yani bunları çok fazla hani konuşacağım bir tarafı yok açıkçası ama yani kendi çapımda. Ama ben bilirim ki bu sesin, bu üreğin sahibi bir ifaçı sevmese, sevilmese ifa edebilmez. Biraz illa hayatımızda biri olmasına gerek yok yani. İlla bir erkeğin sevmesine ya da olması vacip illa yani. Bizim bir erkeği sevmemize gerek yok. Sonuçta arkadaşımızı severiz, yaptığımız işi severiz. Özellikle dostlarını kedileri, çok sevir. Ben Ezo dostlarını çok severim. Dostlar, bir məqamı danışım size. Bu yakınlarda bir neçə ay bundan öncə İstanbul'a gedirdik dostlarla. Bizim çok ortak, çok yakın dostumuz var. Ona da teşekkürümüzü bildiririk. Buradadır, salamlayırıq onu, adını çekmeyeceğim. Sadece olarak özü hediyeler falan almıştı Ezo'ya. Mən gələndə havalimanına söylədim ki, bəs nə alaq, nə niyə? Dedim, bir kəlmə söz söylədi ki, Ezo'nun sifarişi odur ki, istəyi odur ki, Azərbaycandan kalbasa gətirin mənə. Azərbaycan halal kalbasa. Aynen öyle. Kalbasa və soslar, ət mən. Ama orada yiyemiyorum, çünkü burada gerçekten güzel. Salam, sosis, sucuk. Sosis. O kadar özledim ki buradaki tadı gerçekten. Ezo hamsını çattırdılar. Gelirken hepsi ha. Bir poşet getirmişler. Zaten bir hafta sürmedi, tükendi hemen. Sen isteyende ne isteyen oldu? Ele o dostunu ara, oradan yolla. Ben gerçekten benim arkadaşlarım benim için çok kıymetliler. Çünkü sadece bugünün dostu değil onlar. Ben senelerdir benim hayatımdalar ve ben gerçekten arkadaşlarımı bir başka tutkuyla, başka aşkla severim. O yüzden onlar benim için çok kıymetli. Biliyorum iyi günümde de, kötü günümde de, başım sıkıştığı anda da, duygusal olduğumda, sinirli olduğumda, her zaman aradığım dostlarımın olması çok şanslıyım, çok şükürler olsun. Maşallah, Allah herkese maşallah. İyi gerçek dostlar nasip dostu etsin. Dostu unutmayan insandı Ezo. Bilirim ki sizden de çok büyük dostluğu var, güçlü dostluğu var. Aynen.
Onda elə gəlin bütün Azərbaycanda və Azərbaycanın hüdudlarından kənarda olan dostlarımıza bir alqışlar səsləndirək və Telekanalın da dostu kim olur Ezo? Reklamlar olur. Dostlarımız reklamlar. Gəlsin Xəzər TV-də. Nəsib olsa reklamlar. Bravo, bravo Ezo, bravo Bəbir, Nuray bravo, bildim ki ürəyinlə o mahnını yaşadın sən də, ürəyinə sağlıq. Çox təşəkkürlər. Təbii ki bu çok ölməz əsər, İslam Səfərli, Cahangir Cahangirov, Rəşid Behbidov yorumuyla, ifası, bəli, ifasında. Yəni bu mahnılar bütün dövrlərin, bütün zamanların hit söylüyorlar. Əsl hit bax budur. Hansı ki çünkü duyguyu konuşturuyor gerçekten. Hiçbir mevsimde, hiçbir dönemde böyle başyapıt şarkılar unutulamaz. Zaten unutmamamız da bravo gerekiyor. Her zaman da senin ifanı Ezo şeffaf oda verilişinde
Türkiye'nin en reytingli verilişlerindendir. Şeffaf Oda verilişinde her zaman Ezo tez orada qonaq olur. Aynen. Ve Azerbaycanımızın bu ölmez eserlerini öz ürəyiyle təqdim edir. Elimden geldiği bravo kadarıyla. Çok teşekkür ederim. Yaşasın Azerbaycan musiqisi. Yaşasın Azerbaycan ölmez sənətkarları. Ve Ezo, bilirəm ki sən teatr kurslarına da getmişsən. Yani artık peşekar aktrisa kimi fəaliyyət göstereceksen. İnşallah. İnşallah ne vaxt görəcəyik səni seriallarda, dizilərdə, filmlərdə? Şimdi diziler biraz bana zor olur. Çünkü zaten müzikle uğraştığım için sürekli müzikle gidiyorsunuz, konserler oluyor, geceler oluyor. Diziler gerçekten çok zor. Bir oyuncunun yapabileceği en zor iş kendi mesleği içinde diziler. Ama dönen bir filmimiz var inşallah. İnşallah. Vecihi Hürkuş. Eski bir ilk Türk pilotunun hayatını anlatıyor. Güzel bir film olacak. Sinema Beyaz Perde'ye hazırlanıyor. İnşallah önümüzdeki sene 5. 6. ay gibi çekmeye başlayacağız. Yani İnşallah Ezo'nu çok uğurlu aktrisa kimi de göreceğiz. Yakın aylarda İnşallah uğurlar arz edirik. Sezgi Hanım, bildiğim kadar siz de bir çok Türkiye'de çekilen, Türkiye istehsalı olan seriallar, dizilerde, filmlerde sizin besteleriniz var. Yani dizi müziği de yazırsınız. Necədir dizi müziğinle ifaçılara bestelenen mahnılarda fark var mı? Var tabii. Şimdi normal beste yaparken, tabii kendi duygularımızı ön plana çıkarak yaparken dizide ya da filmde o konuya özel çalışmalar yapıyoruz. Şimdi yeni yayına girecek olan bir dizimiz var. Sanırım Ocak gibi yayına başlayacak. Yanvar ayında yani. Sürpriz olsun. Aha. Evet, evet. İnşallah evet, gözlüğünü uğurlar arz edirik. Evet. Ve bizim değerli sponsorumuz Sopsan Dekoratif Sedef Boya. En rengarenk sponsorumuzdur. Sopsan Dekoratif Sedef Boya daxili divar boyasıdır. Çekildiği setlerde divar kağızı effekti verir ve ışığın təsiriyle değişik renk çalarlarına bürünür. Evlerde, ofislerde ve atellerde dekoratif məqsədlə istifadə olunur. Su tərkibli olduğu için tamamıyla qoxusuzdur. Dekoratif boyaların məkanı təbii ki Sopsan Boya. Sopsan, dünya boyandıqca gözəldir. Ətraflı məlumat için Ulduz 45-45. Şık görünmək istəyirsinizsə, Emiland Azərbaycan Hikmət Hüseynov. Made in Azərbaycan, təşəkkürlər Emiland. Təbii ki dostum, Master Tural Trend Studio saç düzümünə görə təşəkkürlər. Biz gülləri yalnız və yalnız gözəl çiçəkləri bugün gözellikler yarattı. Edelweiss, teşekkürler. Strafor Kesim Nahid, teşekkürler. Strafor Kesim Nahid'e teşekkürler. Ve bizim Xəzər TV'nin resmi fotoğrafı Səhər Tezdəndən Ezo'dan el çekmir. İSKA fotoğraf. İSKA alt xat fotoğrafı 055-898-98-79. Ulduzlar İSKA'nı seçin. Siz de seçir, siz de onu seçin ki ulduz kimi parlayasınız. Ve bizim verilişimizin resmi Instagram sayfası nesib alt xat olsa. Xəzər TV Official, teşekkürler. İnformasiya dəstəyi primetime.az ve bizim dostlarımız Qismət Qrupu, rəhbər və salist Tural Məmmədov. Hey Xəzər dinləyin, dostlarını səsləyin, nəsib olsa başlarım, gəlin hava izləyin. Həm nəsib, həm qismət, həm nəsib, həm qismət, qismət olar. Hem kısmet, hem nesip, hem kısmet. Hey! Hem nesip, hem kısmet. Teşekkürler. Ve çok teşekkürlerimi bildiririm. Ben Sezgi Keskin. Alkışlar istiyorum Sezgi Hanım için. Ben teşekkür var ederim. Olun. Tamam. Var olun. Ve sizin bu akşam gözelliğiniz, her ikinizin gözelliği, xüsusi bir nur saçtı bura, ışık saçtı. Ve hep Elnur, Elnur. Ha? Elnur dokunuşu. Ha, dostumuz Elnur Əsənov. Nömrə bir stilist Elnur Əsənova teşekkürler. Onur oradan yani. Ha. Onur oradan. Ama o nur gözelliği, gözelliği katmak için gerek içten bir gözellik gelsin. Üreğinin gözelliği, məqsədinə çatmaq uğrunda mübarizə aparan,
Azərbaycanımızın çox istedadlı, mərdi mərdanə Türkiyə şov biznesində qürurla dayanıb irəliyən, Türkiyənin çox sevilən Azərbaycan qəlbli ifaçısı Ezo! Təşəkkürlər! İyi ki çağırmışsınız. Ezo, təşəkkürlər. Sizə təşəkkürlər. Sənin burada ekibin gəlib səninlə. Onlara da təşəkkürümü bildirirəm. Və təbii ki, Ezo ifasıyla bu verilişimizi sona çatdırırıq. O zaman son kəs səslənir mi yoxsa hansı kalbinə sürgün deyelim. Kalbinə sürgün. Ezo ifası ilə davam edirik. Və buyursun, nəsib olsa görüşəcəyik. Mütləq kim olacaq qonaqlar? Ekskluziv evet. Qonaqlarımız var. Buyur. Kimilərinə görə lazım dil aşk. Kimilərinə görə hain. Ama ben seni çok sevdim. Sıcacık bir bakışın bana yetiyor. Dünyalar benim oluyor. Ama ben seni çok sevdim. Aşk değil, sen gibi taş değil, benimki kalbine sürgün. Derler ki unutmalı, zamana bırakmalı, nasıl olsa sarılır yaralar bir gün. Ama benimki aşk değil, sen gibi taş değil. Maraqlı məqamlar, tanınmış insanlar sizləri əyləndirəcək.